Merhaba T24 izleyicileri. Bugün aramızda Nur Deriş var. Nur Deriş kim? Dün 4 Aralık'tı. Tarihte Tan Matbaasının baskını olarak bilinen günün yıl dönümüydü. Bugün o yüzden aramızda Nur Deriş var. Nur Deriş, Tan Gazetesi'nin kurucularından ve 7 yıl boyunca orada yayın faaliyetini sürdüren Sabiha Sertel'in ikinci kuşak yeğeni. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nur Hanım. Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Tan Matbaası baskınının üzerinden yıllar geçti ve dün yıl dönümüydü. Bize biraz aslında hem Sabiha Sertel'in hem Sabiha Sertel'in Tan Gazetesi için yerini ve o dönem yaşananları kısaca bahsedebilir misiniz? Yani Tan baskınına giden süreçte aslında ne olmuştu? Tabii. Özür dilerim. Tan baskınının 4 Aralık'ta meydana gelen bu feci olayın ne olduğunu anlamak için biraz geriye gitmek lazım. 4 Aralık 1945 bu tarih. Ama 1945 çok önemli bir sene. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği sene. Yani Hitler'in artık yenildiklerini anlayıp intihar etmesi ve birkaç gün sonra da 8 Mayıs'ta kayıtsız şartsız Almanya'nın teslim olması sonucu yeni bir dünyaya giriliyor tabii. İlginç olan Türkiye bütün bu savaş yılları boyunca savaşın dışında kalmayı başarıyor. Ama bunun bir bedeli oluyor. Çok büyük yıkımlar yaşanıyor Türkiye'de ve siyasi açıdan bakıldığında Nazi Almanya'sının çok da uzağında olmayan fikirler boyatmış durumda. Bunların içerisinde neredeyse tek muhalefet yapan Serteller ve Tan Gazetesi. Tan Gazetesi o dönemin en değerli aydınlarını, yazarlarını, sanatçılarını bir araya getiren bir gazete. Ve Zekeriya ve Sabiha Sertel de onun yazarları, çok önemli yazarları. Dolayısıyla barış ve demokrasi konusunda son derece tutarlı bir tavır izliyorlar. Nazi Almanya'sına karşı son derece tutarlı bir tavır izliyorlar. Ve bunu yaparken tabii bazı şeyleri de ifşa ediyorlar. Türkiye o dönemde krom satıyor Almanya'ya. Krom ne demek? Silah ve savaş sanayinde kullanılacak demek. Aynı zamanda çok yaygın bir Türkçü matbuat var, yayıncılık var. Bu hem gazetelerde hem kitaplarda görülüyor ve bunlara bakıldığında anlıyorsunuz ki bu Türkçü ve Turancı akımlar aslında Nazi Almanya'sından ve Alman militarizminden medet umuyorlar. Neden? Sovyetler'de yayılmacılık gelişirse Orta Asya'da kendilerinin Türk dedikleri topluluklarla da ilgili bazı beklentileri var bunların. Dolayısıyla hiçbir şey çok masum değil o dönemde. İşte bütün bunlara karşı ve bütün bunları ifşa eden bir yayıncılık var Tan Gazetesi'nde. Sabiha Sertel özellikle saldırıya uğruyor bu yandaş basın tarafından. Bunun 3 nedeni var bence. Tabii başta kadın olması. Son derece erkek egemen bir ortamda gözü pek bir kadın gazeteci olarak çok etkili bir rolü var Sabiha Sertel'in. Bölüyorum. Sabiha Sertel'i almışken şunu söylemeden geçmeyelim. Sabiha Sertel aslında profesyonel anlamda gazetecilik yapan ilk kadın. Doğru. Diyebiliyoruz. Hatta Nur Hanım program başlamadan önce bizlere yani şu an gazetecilik yapan kadınlara ben sizi Sertel'in torunları olarak görüyorum dedi. Doğru. Bunu da size aktarmış olayım. Doğru. Bugün gerçekten gene basında yerini maalesef kaybeden, başka mecralarda gazetecilik yapmak için mücadele veren ve kadın olduğu için daha da zorlu bir mücadele veren sizin gibi insanlar bence gerçekten Sabiha'nın torunlarıdır. Teşekkürler. Böyle yani böyle bir ortamda geliniyor 4 Aralık'a. Ama 1945'te önemli bir olay daha var. Tabii savaşın Almanya tarafından kaybedilmesiyle birlikte Türkiye birden kendini bir boşlukta buluyor. Ve kamp değiştirmesi gerekiyor. Kazananların tarafında olmak istiyor Türkiye. Ama Batı'nın da bazı talepleri var tabii ki. O taleplerin önemli bir kısmı da Türkiye'de bir hukuk devleti, işleyen bir demokrasi olması.
Bunun bir gereği de tabii ki çok partili rejim. O çok partili rejim pek de Ankara'nın sıcak baktığı bir şey değil. Düşünün, Cumhuriyet kurulduğundan itibaren tek adam, tek parti olarak sürdürülmüş ve o dönemin Cumhurbaşkanı, Reisi Cumhur diye anılır İsmet İnönü, iki sıfatla anılıyor o dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmez genel başkanı ve milli şef. Yani bu kadar tekelleşmiş bir yönetim var ve bunun bir takım kazanımlarından vazgeçmek hiç de kolay bir iş değil. Çok partili rejime geçiş dolayısıyla çok sancılı bir süreç. Ama aynı zamanda CHP'nin içinde de bir muhalif kanat var. Bu muhalif kanatın başında Celal Bayar, Adnan Menderes ki daha sonra Demokrat Parti'yi kuracaklar bunlar. Yeni kurulacak bir partinin işaretlerini vermeye başlıyorlar. Ve tabii sert eller de bu girişime çok açıklar. Çünkü onların da istediği bir demokrasi cephesi kurulması ve bu tek parti yönetimine artık bir son verilmesi. Dolayısıyla kendileri daha ziyade solda yer almakla birlikte bu insanlara da açık davranıyorlar. Hatta gidip görüşmeler yapıyorlar ve sırf bu amaçla bir dergi çıkarmaya karar veriyorlar. Görüşler Dergisi. Görüşler Dergisi bu siyasi yelpazenin hemen her yerinde kendini bulabilen her türlü insana açık. Yeter ki bu demokrasi cephesinden yana olsun. Ve Celal Bayar'dan, Menderes'ten, Tevfik Rüştü Aras'tan yazı yazacaklarına çok dair... Çok geniş bir liste var bildiğim kadarıyla yazan. Çok geniş bir liste. Tabii yani saymak şimdi çok zamanımızı alır. Ama onlardan da söz alıyorlar. Yazı yazacaklarına söz veriyorlar bu insanlar. Fakat Görüşler Dergisi ki 29 Kasım'da yayınlanıyor. Yani 1 Aralık'ta artık bayilerde... Derhal tükeniyor ilk baskısı sabahın erken saatlerinde ve Anadolu'daki bayilerden ısrarla telefonlar yağıyor. İkinci baskı yapın, yetmiyor, bitti şeklinde. İkinci baskı yapılıyor, saat 11'de o da bitmiş oluyor. Bu neyi gösteriyor? Tabii halkın gerçek taleplerine bir ihtiyaç var. İhtiyaçlarına cevap veren bir yayın bu. Ama bu yayın tabii bu yüzden de Ankara'yı çok rahatsız ediyor. Ankara bu çok partili rejime geçişi mümkün olduğu kadar geciktirmeye, aksatmaya çalışıyor o dönemde. Ve Ankara'da bayağı bir terör havası esmeye başlıyor. Bunu da özellikle komünist neşriyat dedikleri belli gazetelere ve yayınlara yönlendiriyorlar. Bu gelişmeler işte TAN'ın aynı zamanda Görüşler olarak da bir dergi olarak da çıkmasının sonunu getirecek olan gelişmeler. Maalesef çünkü birkaç gün içerisinde 1 Aralık'ta çıkan Görüşler Dergisi'nden sonra 3 Aralık'ta ilginç bir şey oluyor. 3 Aralık'ta Babali'nin önde gelen gazetecilerinden aynı zamanda bir CHP milletvekili olan Hüseyin Cahit Yalçın, TAN'in gazetesinin baş yazarı bir makale yayınlıyor, baş yazı yayınlıyor ve başlığı şöyle: Kalkın ey ehli vatan. Bu tabii Namık Kemal'in şiirine evet. Bir gönderme ama Namık Kemal bildiğiniz gibi hürriyet şairi Bambaşka olarak anılır ve Abdülhamit istibdadına karşı bu çağrıyı yapan bir şiirdi o. Halbuki Hüseyin Cahit'in yaptığı çağrı demokrasiyi savunanlara karşı bir kıyam çağrısı. Bunu önemli belirtmek gerekiyor. Çünkü halkı ve okuyucuları harekete geçmeye çağıran, protestoyu körükleyen, kışkırtan bir yazı bu. Aynı gün İstanbul, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi bir... Nasıl diyeyim, buyruk yayınlayarak, talimat yayınlayarak üniversitenin bütün yurtlarında bunun dağıtılmasını sağlıyor. Ve ertesi gün yani 4 Aralık'ta komünist neşriyata karşı bir nümayiş, o zamanın deyimiyle gösteri yürüyüşü olacağını duyuruyor.
herkesin de katılması gerektiğini, bunun bir vatani görev olduğu şeklinde ifadeler var bu duyuruda. Tabii neredeyse mecburiyet var böyle bir şeye katılmakta. Nitekim ertesi günü sabahın erken saatlerinde daha ilk derslerde hukuk fakültesinde olsun, iktisat, diğer fakültelerde bir takım genç de olmayan, öğrenciye de çok benzemeyen insanlar dersliklere, amfilere girip çok kışkırtıcı konuşmalar yapıyorlar. Ellerinde de Tanin gazetesinin Kalkın Ey Ehli Vatan başlıklı yazısını afiş gibi göstererek. Ve bunu mesela Orhan Birgit, CHP'nin eski milletvekillerinden, kendisi anlatıyor Can Dündar'ın kitabında, O Gün kitabında. Bir anda kendimizi dışarıda bulduk, Beyazıt Meydanı'nda diyor. O zaman genç bir öğrenci Orhan Birgit. Pek çok öğrenci gibi. O da kendini dışarıda buluyor ve hızla 10-15 bine ulaşan bir kalabalık olduk diyor. Karşılık buluyor aslında provokasyon. Tabii, tabii zaten çok iyi hazırlanmış bir provokasyon. Ve bu güruh diyeceğim, Cağaloğlu'na doğru yürümeye başlıyor. Yolları üzerinde ABC Kitabevi diye solcu yayın satan bir yayın evi var, kitabevi var. Onu yakıp yıkıyorlar ve TAN'a doğru geliyorlar. Esas mesele bu tabii, TAN'ı yıkmak. Bu arada bu olayları haber aldıkları için de Serteller o gün orada olmamayı tercih ediyorlar. Ve Sertel, Zekeriya Sertel sürekli Lütfi Kırdar ile, ki İstanbul'un valisi o sırada Lütfi Kırdar, konuşuyor. Böyle duyumlar alıyoruz, siz tedbir alıyor musunuz diye. Lütfi Kırdar gayet sakin, hiç merak etmeyin, hiçbir şey olmayacak. Bu bildiğimiz nümayişlerden biri diyor. Olağan nümayişlerden biri. Hiç de olağan değil, değil tabii. Hiç olağan değil. Baştan sona tertiplenmiş bir şey bu. Ve tabii bütün bunların Cumhur Reisi İsmet İnönü'den, Saracoğlu hükümetinden ve CHP teşkilatından bağımsız olarak geliştiğini düşünmek pek mümkün değil. Aslında bahsettiğiniz olaylar ve bizim de tarihten bildiğimiz bu yaşananlar, hani günümüze baktığımızda çok da uzak şeyler değil. Aynen. Maalesef. Yani benzer şekillerde pek çok olaya biz şahit oluyoruz. Benzer tetikçi yazılar yazılıyor. Bu konuda gazeteciler tutuklanıyor, öldürülüyor, hatta cezaevinde yatıyor. Yani o günden bugüne baktığımızda, hani basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesi açısından aslında benzer şeyleri devam olarak yaşıyoruz, bu baskıları, bu sıkıntıları diyeyim, bu provokasyonları aslında çok uzak değiliz maalesef şu anda. Niye sorusunu sormak lazım. Evet, neden sorusunu neden sormak, tekrar tekrar bunlar yaşanmak lazım, zorunda sorusu bence çok can alıcı bir soru. Benim görüşüm burada bir eskilerin tabiriyle hikmeti hükümet, yani devlet aklı her zaman galebe çalıyor. Yani kendisini demokrasi olarak, hürriyet savunucusu olarak ilan etmiş bir rejim var ama tamamen demokrasiye aykırı işler yapılıyor. Çünkü demokrasinin değerleri özümsenmemiş, tepeden inmeci bir şekilde gelmiş böyle bir hükümet kararı. Zaten Sabiha da son olarak Görüşler Dergisi'nde çıkan yazısında bunu anlatıyor. Zincirli Hürriyet diye bir yazı yazıyor. Uzun ve bence çok herkesin tekrar okumasında fayda olan bir yazı. Ama tek bir cümleye indirecek olursak şunu anlatıyor Sabiha. Demokrat bir devlet, bir hukuk devleti nasıl olmalı ve nasıl olmadı? Dolayısıyla bu nasıl olmadı kısmı çok rahatsız ediyor tabii. Ve o devlet aklı derhal harekete geçiyor. Çok iyi tertiplenmiş bir provokasyonla binayı ve içindekileri yıkmak üzere provoke ediliyor bu insanlar. Bugün tabii durum şu açıdan farklı. Fiziksel olarak balyozlarla gidip bir binayı yıkmak gerekmiyor. Bir düğmeye basmak yetebiliyor. Evet. Dönemin şartları. Ama gadre uğrayan gazeteciler açısından değişen bir şey yok. Ve bu devlet aklı devam ettikçe, kim iktidara gelirse gelsin, hangi söylemle gelirse gelsin, burada bir
hikmeti, hükümeti savunacak bir mekanizma her zaman yerinde duruyor. Çünkü demokrasi gerçekten özümsenmedi bu memlekette. Tekrar Sabiha Sertel'e dönmek istiyorum aslında. Şimdi bu kitabı göstereceğim TR4 izleyicilerine. Bu kitap Sabiha Sertel'in aslında yazmış olduğu otobiyografinin İngilizce çevrilmiş hali. Geçtiğimiz aylarda, Ekim ayında. Haziran'da yayınlandı. Yayınlandı. Kitap zaten vardı aslında ama bu İngilizce baskısı. İngilizce baskısını sevgili Nur Deriş ve aslında Sabiha Sertel'in torunu değil mi? Evet. O'Brien. Tia O'Brien. Tia O'Brien hazırladılar, yayınlanmasına öncülük ettiler. Biraz bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Sabiha Sertel'in otobiyografisini İngilizce'ye çevirme fikri aslında nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıktı? Yurt dışından böyle bir talep mi geldi? Mesela hakikaten bunu merak ediyorum. Biraz o süreci anlatabilir misiniz Tabii. bize? Kitabı tekrar göstereyim bu arada. Yurt dışından talep aslında Tia'dan geldi. Tia Sertel'lerin torunu. Sertel'lerin iki kızları var. Yıldız Sertel daha çok tanınan, bilinen kızlarıdır. Ama onun ablası Sevim de gazetecilik okuyor. Amerika'da gazetecilik okuyor ve Amerikalı bir gazeteciyle evleniyor. Dolayısıyla Amerika'da kalıyor. Çocuklarından biri de Tia. Ama Tia tabii Amerikalılaştırılmış bir isim. Atiye aslında. Atiye. Atiye de Sabiha'nın annesi. Ona atfen verilen bir isim. Evet. Dolayısıyla Tia Amerikalı bir gazeteci o da. Gazeteci oluyor kendisi de. Ve çok merak ediyor anneannesini, dedesini. Yani Türkçe okuyamıyor. Türkçe bilmiyor değil bilmiyor. Mi? Bilmiyor. İşte mesele orada. İşte Tia ile konuşurken dedik ki hani çevirelim, bu kitabı çevirelim ki sen oku, yani bununla ilgili bir şey yazmak istiyorsan okumadan olmaz. Dolayısıyla çevirmeye karar verdik. Ve David Selim Sayers ve eşi Evrim Emir Sayers ile anlaştık. Bunların ikisi de akademisyendir. David zaten Osmanlı çalışmaları yapan ve çift dilli olan bir arkadaşımız. Burada amaç daha çok Tia'nın okumasıydı kitabı. Ama tabii olaylar öyle gelişmedi ve kitabevi, yayın evi ilgilendi kitapla. Onun üzerine çok ciddi bir çalışmaya koyulduk ve 6 yılın sonunda gerçekten çok da emek verdiğimiz bir kitap çıktı. Kitaba neden çok önem veriyorum? Bugün dünyada da böyle akımların boyattığını görüyoruz. Popülizmin, fake news adı altında gazetelere ve basına nasıl saldırıldığının. Dolayısıyla Türkiye ile birçok insan paraleller kurmaya başladı. Ama bugünkü Türkiye'yi anlamakta çok zorlanıyor insanlar. Yani bu noktaya nasıl gelindi? Türkiye nereden nereye geldi hikayesine bakıldığında bence bu kitap çok tayin edici. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi o gün olanlar bugün hala tekrar tekrar yaşanabiliyorsa bunun kaynağına gidip onun sebeplerini araştırmak önemli. Ve bence o açıdan İngilizce okurlara ve ana dili İngilizce olsun olmasın pek çok insana ulaşacak bir kitap. Türkiye'yi anlamak için çok değerli bir kitap diye düşünüyorum. Evet, ya az önce de konuşmuştuk sizinle. Zaten Sabiha Sertel'in yaşam öyküsü bir yakın Türkiye tarihi. Tabii. Anlattığı için tabii. Kitabın öyle ayrı bir anlamı olduğunu tabii. Düşünüyorum. Peki biraz şeyden bahseder misiniz? Bu tam baskınından sonra 1950'lerde yanılmıyorsam Serteller artık ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani ülkeden gitmek zorunda kalıyorlar. Mecbur kalıyorlar. Ve yaşamlarını, hayatları tehlikede. Evet. Tabii. Orada yaşamda tabii. Türkiye'nin dışında aslında tabii. Sonlanmış oluyor. İşin biraz daha bilinmeyen kısmı sanki bu oradaki yaşadıkları hayatları. Doğru. Türkiye'nin dışında neler yaşadılar, dönmek istediklerini zaten biliyoruz ama dönemediklerini. Biraz Türkiye'nin dışında neler yaşamışlardı onları anlatabilir misiniz? Tabii, tabii. Tan baskınından sonra her şeylerini kaybediyorlar Serteller. Artık gazetecilik yapmaları mümkün değil. Evleri göz hapsinde. İlişkileri tabii zorlaşıyor. İnsanlarla görüşemez oluyorlar. Başka işler kurup geçinmeye çalışıyorlar. Olmuyor. Hatta bir dönem hemen sonrasında baskının Zekeriya Sertel Amerikan Başkonsolosluğuna gidip
mülteci olmak için iltica talebinde bulunuyor ve bu talep geri çevriliyor o dönemde. Dolayısıyla hem hayatları tehlikede, çünkü işte Sabahattin Ali öldürülüyor mesela o sırada. O dönemin içerisindeki olaylara bakarsanız ve Tan'ın önemli yazarlarından da biri aynı zamanda Sabahattin Ali. Dolayısıyla artık yaşayamayacaklarını anlıyorlar Türkiye'de ve terk etmeye karar veriyorlar. Paris'e gidiyorlar. Ve istekleri Paris'te kalmak esasında, yapamıyorlar. O dönemde tabii gene kendi dönemlerinin önemli yazarlarından Nazım Hikmet, onlarla çok büyük bir dostlukları olan Nazım Hikmet, onlara yardımcı oluyor ve isterseniz diyor size Sovyetler'de kalmanız için imkan yaratabilirim. Kendisi orada çünkü. Kendisi de kaçmış Türkiye'den. Ve öylece bir sürgün macerası başlıyor. Önce Budapeşte'ye gidiyorlar. 1956'da Budapeşte olayları nedeniyle orayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Bir süre Prag'da kalıyorlar ve daha sonra Leipzig'e gidiyorlar. Ama bunlar öyle kolay kolay köşesine çekilip iş yapmayacak insanlar değil. Muhakkak ki bazı şeyleri tekrar yapmak istiyorlar. Gazetecilik yapmak mümkün olmasa bile. Burada bir ayrım yapmakta yarar var. Siyasi olarak Sertel çifti aynı yerde durmuyorlar. Zekeriya her zaman çok tutarlı bir demokrat. Ve bu değerlerden asla vazgeçmiyor. Sosyalizme de pek hayırhah bir şekilde, yani Sovyetlerdeki sosyalizme hayırhah şekilde bakmıyor. Sabiha ise daha erken saatlerde Türkiye Komünist Partisi üyesi oluyor. Ve dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi'nde de önemli görevler alan bir kadın gazeteci. Türkiye'den ayrıldıklarında 1950 yılı, 51'de müthiş bir tevkifat oluyor ve Türkiye'de kalan TKP'lilerin hemen hepsi tutuklanıyor ve hapis yatıyorlar. Yurt dışında kalabilen çok az insan var. Bunların içerisinde de Sabiha var. Leipzig'de kendilerini bulduklarında orada ne yapabiliriz sorusu üzerine tartışırken radyo yapalım fikri çıkıyor. Ve bizim radyo, ki Türkiye'de yıllarca kısa dalgadan insanların dinlediği ve haber aldığı, çünkü doğru dürüst haber alınamayan bir ortamda oldukları için gerçekten heyecanla dinlenen bir radyoydu o zaman. Bizim radyoyu kurmaya karar veriyorlar Nazım'la birlikte ve Zekeriya da bu işin içinde. Ama Zekeriya'nın bir şartı var. Hiçbir şekilde sansür kabul etmem diyor. Bu habercilik yapan bir radyo olmalı. Türkiye'de insanlar habere aç. Hem Türkiye'de ne oluyor hem dünyada ne oluyor bilmeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu radyoyu bağımsız bir şekilde sürdürmemiz mümkünse bunu yaparız diyor. Ve kabul ediliyor. Ama kabul edilmesi ne demek? Sahibinin sesi olmayacak demek. Dolayısıyla orada çelişkiler hızla ortaya çıkmaya başlıyor. Bu 50'li yılların sonu artık. Zaten Komünist Partisi içerisinde de ciddi tartışmalar var. Sosyalizm bu mu? Gerçekten böyle mi olmalı? Yönünde pek çok soru işareti var o dönemde. Sabiha da tabii bu tartışmaların içinde. Çok canlı bir şekilde içinde. Ama bizim radyo gerçekten sözüne sadık bir şekilde bu yayını devam ettiriyor. Ta ki 1962'de Türkiye Komünist Partisi içindeki bölünme artık ciddi bir şekilde su yüzüne çıkıyor ve yayına da son verilmesine karar veriliyor. Çünkü Türkiye Komünist Partisi'nin o sırada şefleri olan insanların pek işine gelmiyor bu yayın. Ondan sonra da tabii Nazım'ın ölümü var. Nazım öldükten Nazım Hikmet'in ölümü bildiğim kadarıyla yaşamlarını aslında ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü çok, etkiliyor. Çok yardımcı oluyordu onlara. Nazım kendisi de muhalif olmasına rağmen TKP içerisinde bir dokunulmazlığı var. Yani dünya şairi Nazım tabii. Dolayısıyla Sovyetler açısından da çok dokunulamayacak bir kişi. Zaten o yüzden de TKP içindeki yeri de
çok tartışmaya açık değil. Ama Nazım'ın ölümünden sonra ki artık zaten o kopma meydana geldiği için Serteller de Bakü'ye taşınıyorlar. Leipzig'te değiller artık. Korumasız kalıyorlar. Bakü'ye gittikten sonra Sovyetler pasaportlarına el koyuyor. Çıkamıyorlar. Dolayısıyla Sabiha'nın son yılları ki 68'de Bakü'de ölüyor Sabiha ve akciğer kanseri terminal safhada hemen öncesinde bitiriyor hatıratını. Yani roman gibiyi ve öleceğini anladığı zaman da ölüm döşeğinde kızı Yıldız'a şunları söylüyor. Yazık oldu, daha yazacak çok şeyim vardı diyor. Tabii ne yazacak da bilmiyoruz. Ama orada yaşanan hayal kırıklıklarını, ihanetleri, daha sonra Paris'e gelmeyi başaran Zekeriya Sertel ve kızı Yıldız Sertel'den öğrenebildik. Ve ona rağmen yani hem Türkiye'de hem Sovyetler'de inandığı davayı bu kadar canı gönülden savunan bir insanın o dava adına gadre uğraması, ihanete uğraması çok yıkıcı bir şey. Gerçi Türkiye'deyken kendi muhaliflerine karşı son derece Amazon bir savaşçı Sabiha. Hatta Yıldız'ın dediğine göre en mutlu olduğu zamanlar muhaliflerine karşı mücadele içinde olduğu zamanlardı. Yani yandaş basına, o Türkçülük, Turancılık akımlarına, Nazi taraftarlığına karşı çıktığı yazılar. O çok anlaşılır bir şey. Oradaki ihanetin, oradaki baskıların onu yıkmamış olması bence anlaşılır bir şey. Ama daha sonra kendi inandığı dava yoldaşlarından gördüğü ihanet, yoldan sapma ve davayı onun gözünde terk etme kolay kabul edilir bir şey değil. Ona rağmen görüyoruz yani 68 yılında ölüyor, 68'den çok az önce kitabı bitiriyor aslında. Ve orada hala o inancı, o direnci sürdürdüğünü görebiliyoruz. Bence bu çok değerli bir şey. Evet, yani bugüne bıraktıkları açısından gerçekten önemsenmesi gereken bir şahsiyet. Ve bugün de 5 Aralık'tayız ve Uluslararası Kadın Hakları Günü. Sabiha'yı evet. Hem bir profesyonel kadın gazeteci hem kadın hakları savunucusu olarak tekrar anmakta çok yarar var diye düşünüyorum. Hatta kitabını da getirmişsiniz. Tabii. 24 izleyicilerine gösterelim. Kadınlığa dair 100. yılında Sabiha Sertel'in Büyük Mecmua Yazıları diye bir Sel Yayınları'ndan çıkan kitabı var. Bugün özel bunu da size göstermiş olalım okumayanlarınız varsa diye. Şeyi çok önemsiyorum az önce söylediğiniz Sabiha Sertel'in aslında ölüm döşeğinde yazık daha çok yazacağım şey vardı sözleri. Hı. Bugün bizler açısından en azından yani o dönem o koşullarda hala en sonuna kadar demokrasiyi, antifaşist mücadeleyi savunan ve bunun için yaşayan bir insanın bu sözleri sarf etmesi bugün bizler için büyük bir aslında motivasyon kaynağı diye düşünüyorum. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bunları tekrar aktardığınız için teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ umarım olun. Daha uzun bir yayında tekrar daha ayrıntılı Sabiha Sertel konuşma imkanımız olur. Görüşmek umarım. Teşekkür ederiz.